Arkadaşlar, Şükrüye Kar kanalıma hoş geldiniz. Çatıyla uğraşmaktan aşağıya ne çekim yaptığım oldu ne de şey yaptığım oldu. Şimdi hazır hava bugün gene rüzgarlı, tahtaları tek başıma taşıyamayacağım. Bayağı tahtam falan var, malzemem var ama tek olduğum için bir yandan tahtayı tutup bir yandan da vidalama yapamayacağım. O yüzden bu bekleyecek biraz. Hafta sonunda kardeşimin işleri var. O da olmayacak. Diğer kardeşimle yapabilir miyiz, yapamayız mı? Onu da bilmiyorum. Durun bakalım neyi gösterecek. Ben de o arada burada Trakya ile dolapçı eşli. Bunlar burada takılıyor. Burada yumurtaya yatıyor. Döneğimiz. Burada bangomuz yumurtada. Şebap tek başına burada takılıyor. Eşi de burada yumurtada takılıyor. Ondan sonra şu çıkız oradan. Çikolata yumurtama peşinde. Erkeği gördüğünüz gibi dibinden ayrılmıyor. Kovalıyor. Yumurtlasın diye. Siz ne yapıyorsunuz? Takılıyorsunuz. İyi, takılın bakalım. Döneğimizin bu eşini değiştirdiydik. Eşi almışlar. Kanatları makaslıydı. Makastan çıkardık. Çatıya çıkacak kuşlardan bir tanesi de o. Onu da bir çıkartalım. Bunların altında yumurta vardı. Kaydırdık diye biliyorum ama kırılmış da olabilir. Bunun altında vardı. O garanti de bu kırıldı. Niye kırdın kız yumurtanı sen? Bir daha kızdırıyor. Kızdırsın bakalım. Şu an nerede Beleşçi? Beleşçi! Beleşçinin eşi de bu oldu. O da kolluk kızdırıyor. O yumurtlamadan yukarıya bitirirsek yukarıya çıkacaktır. Burada bir kırmızımızla kolumuz var. Bunlar da böyle takılıyor. Bu muhtemelen bu takım yukarı çıkmayacak. Buradaki bangomuzu getirdiğimiz dişi ya beğenmedi ya da dişi çok kızgın erkeklik yapıyor. Beğenmedi, kabul etmedi. O kuşu da buraya attık. Az sonra göreceğiz. Burada oğlum ve miski dişim. Bunlar yumurtada takılıyor. Bu da muhtemelen yukarı çıkmayacak. %99. Burada bir takım baskımız daha var. Bunlar da yukarı çıkmayacak. Buradaki görmüş olduğumuz kuşların hepsi yukarıya çıkacak. Tabii burada macarda yumurta var. Geri kalanları bunların çoğu yavru. Bu az önce gösterdiğim mangoya eş vurduğumuzdu. Erkeklik yapmaya başladı. Ya çok kızgın olduğundan ya eşi kabul etmediğinden çok kızgın. Hala eş almadı. Bir haftayı geçti. Yani bu arada bu tarafa da bir kuş geçti. Bakalım. Evet. Burada görmüş olduğunuz bu tayfa Fatih kardeşimin verdiği bu bangoda benim meşhur körle eş almış diye gördüm. Bakalım. Ben normalde onu nereye gittin? Bak yine buraya gelmiş. Ben onu bununla eşleyecektim. Gel buraya. Hadi. Hop dışarı. Hop. Hadi hadi içeri karışmayın. Evet. Karıştırmadan almayı başardık. Ne oldu? Evet. Bunlar da böyle. Yukarı çıkacak tayfa bu. Bunlar garanti. Burada kapalı yerde yukarıya çıkacak olan bir takım, şu an iki takım var diye biliyorum. Şebap burada kalır, o garanti. Bu bango burada kalır, garanti yumurtada olduğu için. Trakya ile dolapçı çıkar, altında yumurtası yok. Bunun yumurtasını atacağım zaten, o da çıkar. Dönek, bu da mavi baskıyla eşli çünkü. Görmüş olduğunuz tatlı kızım benim kalıyor burada. Çünkü altında ufacık bir yavrumuz var. Bu benim prensesim. Bu da kalıyor. Gördüğünüz gibi yumurtası var. Gümüş kuyruk kalıyor. Altında yumurta var.
Daha yeni yattı bu. Mecbur yatırdık. Başka yumurta çektik çünkü. Bunların altında yumurta vardı. Bunların yumurtasını kaldırdık. Hey dolapçı, ne yapıyorsun? Tatlışlar. Burada benim psikopatım var. Psikopatımı... Gel şöyle açığa gel açığa. Hadi erkek sen açığa gel. Hadi. Bu psikopatımı da çıkartacağım ama... Önce... Altındaki yavruyu büyütmesi lazım. Kızım bir müsaade eder misin? Hadi benim tatlım benim. İşte gördüğünüz gibi... Altında ufacık bir et yavru. Böyle sağına soluna yem attım. Burada da benim bir güzel kızım daha var. Tamam kızım. Tamam kızım. Dur canım. Altında böyle bir çirkin yavrumuz var. Arkadaşlar lütfen maşallah demeyi ihmal etmeyin. Bu da kocası. Şekeri. Canım benim. Ve az önce yukarıda görmüş olduğumuz yavrunun kardeşi de bu arkadaşlar. Tek tek baksınlar dedik. Bunun altındaki yumurta boş çıktı. Mayası bari boşa gitmesin. Posta da fazla yorulmasın diye. Bir ona bir ona paylaştırıldı. Bunun yanında bir tane kuş vardı. Dönek. Bu döneğin kardeşiydi. Maalesef küçük bir talihsizlik sonucu. Onu da kaybettik. Ama altında boş kalmasın diye gene bir tane yavru kaydırdık. Bir baska da bunun altından geliyor. Ne yapıyorsun kızım? Şurada bir çirkinim daha var. Kızım da Celal Beylerin yakaladığı. Benden kaçıp bir hafta sonra geri gelen, hatta iki hafta sonra geri geldi. Yavrusunu maalesef kaybettik. Olsun. Bir daha yumurtlarlar. Burada bir trakyan daha var. Böyle takım. Onlar da folluk kızdırıyor. Onları da yukarı çekeceğim. Burada yukarı çıkacak bir takım, iki takım. Hazırda olan şu an bir de bu takım var. Üç takım. Boşta şu, duran. Şu an burada şu kümeste üç takım var. Yani ne yapıyor? Altı kuş buradan yapıyor. Altı, yedi, sekiz, on. Yani şu koskoca kümesten bu kadar kuşun arasında yukarıya 10 artı bir de buradaki bıcırıklar çıkacak. Yani ilk etapta bir 20 tane kuş çıkacak demek ki. Çıkartmaya başladığımız zaman. Bu arada burada da var benim bir takım böyle bakıcımın altında. İçeriye girmeyeyim, rahatsız etmek istemiyorum bunları. Güzel güzel baksınlar. Bunun altındaki yavru da tek kaldı diye biliyorum. Bunun altındaki yavrunun bir tanesini içeride şu postaya kaydırdık diye biliyorum. Biri çok küçük kalmıştı. Evet doğru. Çok küçük kalmıştı bir tanesi. Yavrunun bir tanesi bu postanın altında. Uzağa odaklamıyor. Nerede kapatıyor. Yavrunun bir tanesi orada, bir tanesi burada ve bir sürpriz gibi olacak. Sabine Ayna Kuyruk Mardin'imin videolarda kaçtığını söylemiştim. Caner işte kuş gösterdi, kuşun kafasını bulandırdı. Kaçtı demiştik. Ama bir iki gün sonra kuş geri geldi, yakalanmamış. Geldiği gibi de tekrar eşiyle beraber buluştu. Buluştuktan sonra yumurtladı. Yumurtladıktan sonra daha arada çok çekim yaptığım da oldu burada. Ama bundan ben bahsetmedim, göstermedim. Kızım gel. Tatlışım. Görmüş olduğunuz gibi. Lan dur dur dur. İkisinden olma. Yavrum da geliyor. Bu yavrular büyüdükten sonra anne baba ve yavruları çatıya çıkacak. Bakalım yoldan kalkarken 8 katlı binanın boyuna kadar tırmalayıp taklatan kuşumuz tavanda ne yapacak? Kelebek gibi mi uçacak? Yoksa düz mü uçacak? Taklatacak mı? Gelip gelip çekecek mi? Bunları da hep beraber ilerleyen günlerde inşallah Allah nasip ederse göreceğiz. Benim burada kaç yavrum var? Bakalım 1, 2, burada kaç kuş var? Önce onu saymak lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Yani 14 kuş buradan geliyor. 10 da buradan gelse 24. Aşağı yukarı 24 kuşa yakın. İlk etapta yukarı çıkacak kuş sayısı, yani rahatlıkla o tabii kümes bitene kadar tekrar yumurtlayan olmazsa, yumurt buradan bir tanesi yumurtlamış olsa hemen bakıcının altına, şu görmüş olduğunuz şu an kuş, şuraya Muğdi giriyor. Orayı kızdırıyor. Onun altına yumurta sürebilirim. Onun altına buradaki yumurtladığı gibi oraya yumurta sürersem o yavruyu büyütene kadar onu da çıkartamayacak oluyorum. Bakalım. Elbet o yavrular da büyütecek. Ondan sonra yukarı çıkacaklar. Yukarıyla tanışacaklar. Burada yukarıyla tanışmayacak olan pek kuş görmüyorum. Aşağı yukarı 4 takım ya da 2-3 takım kalabilir. Onun haricinde hepsi yukarıyla tanışacak. Kademe kademe. Kümesindeki son durumda böyle. En azından epeydir kuşları çekmediydim. Birkaç videodur. Zaten bir gün paylaşıyorum, bir gün paylaşmıyorum. Kaynak yaparken gözümü kaynak almış. 2 gündür gözümü açamadım. Bayağı bir ağrı yaptıydı. Şu an bile hatta hala gözümde böyle batmalar var. Alışık olmadığım için kaynağı da yapan kardeşim oldu. Gözlük oldaydı, ben takmadım bir şey. Açık havanda bir şey olmaz diye. Ama gene de etki yaptı. Bakın bunların altından yumurtayı çaldık. Attık, yatırmayacağız diye. Erkek gene orada kolluk kızdırıyor. Dolapçı da orayı kızdırıyor. Bunlar hala yer kızdırıyorlar. Bayağı hoşlarına gitti. 3 hafta benim olmayışım. Peşinden bir haftadan fazla da bu tarasla falan uğraşmamız. İlgilenmeyişim. Kuşlar içeride artık, yani ben çok kurcalıyorum ya. Kurcalanmadığı, dağıtılmadığı için, rahatsız edilmedikleri için bayağı bir şey yapıyorlar. Artı ben bu gümüş kuyruktan şüphelenmeye başladım. Değişik bir şey. Yani altında 2 yumurta vardı. Yumurtayı sonra bir baktık 3 oldu. Aldık bir tanesini. Bir baktım ertesi gün bir daha 3 oldu. Yani dedik, bu dedim nasıl oluyor? Bir daha aldık yumurtayı. Geldim geçen, dün akşam geldim, gene bir baktım 4 tane olmuş yumurta. Ya gelen giden buraya mı yumurta, yoksa bu tavuk gillerden mi? Ben anlamadım. Gümüş kuyruk erkek eşi. Onun eşi nerede? Gümüş, eşin nerede? Eşini göremiyorum. Ha, eşi burada. Şimdi hani bu yumurtluyor. Güzel, anladık. Eğer dişi olmuş olsa, dişi dişiyle eş aldı desem, ikisi de nasıl yumurtlar? Hani iki tane bu çıkartıyor, iki tane de o çıkartıyor desem, yumurtayı aldıktan sonra gene altında yumurta oluyor. Mesela bu çakal bir tane yumurtayı buraya bıraktı. İkincisini piyasada göremedik. Muhtemelen bir tanesini bu bıraktı dese, gene altına artı bir yumurta daha geldi. Onu kim bıraktı? Belli değil. Onu da ben şeyden şüpheleniyorum. Şurada bir tane gerizekalı vardı. Şu çakal oraya yatıyor. Muhtemelen yumurtayı oraya bıraktı, kaçtı. Çok çakal bu. Neyse arkadaşlar. Şu an aktaracaklarım bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Ben şimdi aşağı ineceğim. Tahtaları ayırlayacağım. Bazı vidalar sökülecek, üstlerinde bir şeyler yapılacak. Onları halledeyim. Ufak ufak taşımaya başlayayım. Çıkışın orası da düzenlenecek. Oralara da raflar yapılacak. Onlar için de raf ayarlayacağım. Yani sizin anlayacağınız, ben de bitmeyen işlere dalmış durumdayım. Hepimize Allah kolaylık versin diyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.